Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın Atıf. Günaydın Lütfü abi. İşte çayın. Hayırlı olsun abi. Yeni hatta geçmişsin. Ne fark eder ki? Gene geldiğimiz yer senin dükkanın. Günaydın Lütfü. Atıf yaz koçum. Ali mıncıklamasana şunları. Kaç kez söyleyeceğiz kardeşim? Niye? Hastalık mı var bende? Hadi ya. Sosyete pastanesi mi burası? Bende de hastalık yok. Hadi afiyet olsun. Sedat, Sevin, kalkın hadi. Sedat, Sevin, hadi kalkın artık. Günaydın Mahmut dayı. Günaydın uyanana denir. Yazık ediyorsun dayı kendine. Arada bir kestireceksin gece nöbetinde. Bak tavuk şeyine dönmüş yine gözlerin. Akıl vereceğine vaktinde gelseydin hırbo. Çekil. Sedat, Sevin. Abla. Sedat, şey. Üf, Allah kahretsin. Kahvaltı haberleri bile. Gel bakalım. Abi hiç vermeyecektin beni bu hata. Herkesin gözü üzerime dikildi. Herkes beni kayırdığını düşünecek. Kimseyi kayırdığım falan yok. Ne yani, kayırmıyor musun beni? Ben de sevinmiştim. Biraz kayırıyoruz tabii. Aman iyi. Evde durumlar nasıl? Hiç sorma abi. Test sonuçlarını aldığımızdan beri hiç tadımız kalmadı. Abla dondum yeter abla. Tamam canım şimdi bitti. Abla çaydanlık taşıyor. Allah kahretsin. Sedat al hadi yıka çabuk giyin üstünü. Başlayalım artık, ben çok acıktım. Evet abla. Babam gelmeden olmaz. Uf. Babam gelmiş. Sevin koş.
Savaş, kapıyı aç. Niye ben açıyorum? Sedat açsın. Ablam sana söyledi. Sen aç. Hoş geldin baba. Kahvaltı hazırdı. İyi. Günaydın arkadaş. Demek yeni şoför sensin. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk da boşa mı geldik abi? Yok, olur mu öyle şey? Birazdan hepsi gelmeye başlar. Alışırsın, alışırsın. Neye alışırsın? 15 dakika sonra kalkacağım. Daha ortada kimse yok. Sen bile yeni geliyorsun. Dur ben sana bir bardak çay vereyim. Malum uzun yoldan geldim. Masanın üstüne koydum. Kalkınca yersin, olur mu? Bir bardak su getir. Oldu. Buyur. Sağ olasın. Selamun aleyküm. Eyvallah Yusuf. Yeni şoförü hayırlı olsun dediniz mi? Seni bekledik Yusuf abi. İyi, yürüyün o zaman. Eyvallah, yürüyoruz yani. Geliyor leş kargaları. Hayırlı olsun kaptan. Sağ ol arkadaşım. Hayırlı olsun kardeş. Malum. Biz buranın taksicileriyiz. Malum. Meslektaş sayılırız. Bak. Aynen bak. Bir ihtiyacınız olursa biz buradayız yani. Dur nereye arkadaş, daha çok var ya. Ne çoğu abi? Harekete 3 dakika var. Otobüsü çalıştırmam lazım. Sağ ol. Afiyet olsun. Hadi çabuk koşun koşun. Kaptan, acelen ne ya? 2 dakika beklesen ölür müsün ya? Ne demek 2 dakika daha bekle? Devletin otobüsü sizin keyfinize göre mi hareket edecek? Daha gelecekler var. Sen böyle basıp gidersen bu millet işine gücüne nasıl yetişecek? Ben bilmem. Zamanında gelmeyi öğrensinler. Beklemezsen perişan olur millet. Sen ne laftan anlamaz adamsın ya? Otobüs bu. Beklemez. Kaptan yapma, inat etme. Hadi be kardeşim, bekle ne olur beklesen. Biraz geç kalsan ne olur? Bundan başka otobüs yok işte.
Abi. Bak arkadaşım geliyor. Dur da binsin. Evet baksana. Kızım otur yerine, Allah Allah. Ama abi. Bak otobüsün arkasından koşuyor. Durmazsam okula gidemeyecek kız. Bırak tepemde söylenmeyi. Yoksa bugün ikiniz de okula yetişemeyeceksiniz. Yazık be kardeşim. Hayıptır dursan be, ne olur. Lütfen abi. Ne olur. Teşekkür ederim. Niye geç kalıyorsun? Senin keyfini mi bekleyeceğiz? Özür dilerim. Derslerine hiç katılmıyorsun, anlamıyorum. Hadi hocam, gösterin şunlara hocalığınızı. Evet hocam, belki yenemezsiniz. Fazla zorlamayın. Şunlara bak ya, ne kadar gıcıklar. Hoduma mı geliyorlar, okula mı belli değil. Hele şu şeyden gıcık oluyorum ha. Mıy 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 mıy. Sade. Şu Berk de çok hoş çocukmuş ha. Ay aslında sanki Berkcan daha da bir tatlı. Aha, düştün sen yine. Hadi ben gidiyorum. Sade, matematik ödevini yapmışsındır inşallah. Matematik ödevi mi? Ha. Ya aklın geldi birden başına. Allah kahretsin ya. Çünkü ben erkeğim. Abla. Hah, babam kalktı. Onu söyleyeceğim. Görürsün sen. Baba, Serhat benim öğretmen olmama izin vermiyor. Ama o da hep mızıkçılık yapıyor. Ben içeri gidip yemeği ısıtayım. Aç değilim. Hadi bana eyvallah. 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 Kardeş. Kardeş. Ne var lan? Hani gelen giden yok, şöyle şehre doğru kapışalım mı? İlk müşteriyi kapan kazanır. Sen git. Ah, senin tuzun kuru tabii. Hepimiz babana çalışırız nasıl olsa. İstemiyorsan çalışma koçum. Vallahi ben gidiyorum. Üf be, üf. Bak, müşteri geliyor. Sıra da bana düşmüş. Tayfun, al voltanı. Niye? Sıra da bende. Fazla konuşma lan. Al voltanı. Peki abi. Akşama bir biranı alırım ama. Çok oldu mu otobüs gideli ha? Yok. Hadi atla. Hadi ama sonra ödersin. Hadi. Sağ ol Yusuf abi. Bu sene bitiyor mu okul? Evet abi. Bana abi deme. O eskidendi. Alınıyorum sonra. Yaşlı mıyım ben? Aramızda en fazla 6-7 yaş var. Sen kaç oldun?
nerede? Bak, evlenme çağın da gelmiş. Şey, otobüsü yakalayamayacağız galiba. Olsun, ben seni okula kadar bırakırım. Sahibini bulmaya devam ediyor. Yüksek atlamada Fransız Jean Galtier... Aa, düştü be, yazık. Bizimki ne yaptı abi? Bizimki kim? Hani zenci var ya abi, her şeyi yapıyor, zıplıyor, kaçıyor, Amerikalı. Sen de atletizme sardın yani. Sayende ne kadar ilginç şey varsa öğreniyoruz abi. Ben yaptım. Mis gibi kokuyor. Versene herkese. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Evet. Bir görsen nasıl koşuyor. Ben gaza basıyorum, o da hızlanıyor. Şöyle baksan çıtı pıtı bir hali var. Hiç inanmazsın. Onu öyle her gün koşarken gördükçe bir şey fark ettim. Neyi fark ettin? Nasıl desem, koşmak o kızın içinde var. Ben bu lafı hatırlıyorum. Yıllar önce sana söylediğim gibi. Evet, aynen öyle ama o ne taşıdığının farkında değil. Hani diyorum, çıksa sahaya, bir koşsa herkese tozunu yutturur. Böyle olduğuna emin misin? Sana olanlar olmasın sonunda. Bak Nilgün, o başkaydı. Bana senden başka kimse inanmamıştı. Bilmiyorum. Şimdi bu kız gerçekten yetenekliyse birilerinin elinden tutup ona yol göstermesi lazım. Aklıma bir şey geldi. Yarın nasıl koştuğunu anlayacağız. Böyle bir çocuğun olmasını çok isterdin değil mi? Nerede kaldı bu kız? Ben sana alışırsın demedim mi? Bak, alışmaya başladın işte. Merak etme, gelirler birazdan. Zavallı kız her gün neler çekiyor biliyor musun? Aman Allah aşkına abi, bu yaşta çocuk ne çekecek ki? Ha, öyle demesene. Anne yok. Gece bekçisi dünyadan vazgeçmiş bir babayla iki tane kardeş. Her gün bulaşık, yemek, çamaşır. Yazık. Böyle bir evladım olması için neler vermezdim neler. Oo, ben de kızdan sürüğüne. Söyleyiver, ne vereceksin? Verivereyim birini sağa. Benim elimde olsa neyse sen verirdim de. Neyse. Abi artık gitmem gerekiyor. Senden mi uğraşacağım ben? İleri git biraz. Niye gitmiyor lan hala bu herif? Bu daha zıttı kardeş. Topladı yine bütün müşteriyi. Aleme metelik bulamıyoruz. Yeter artık. Boş ver lan müşteriyi. Canımı sıkıyor bu herif. Oh be. Nihayet. Lütfü abi. Geliyor. Koş be kızım. Kim tutar seni? Yeter ulan.
Susun be. Tadı tuzu kalmadı artık bu işin. Lütfü, biraz konuşabilir miyiz? Hayırdır abi? Gel şöyle bir dolaşalım. Hakkında şikayet var. İlçede insanları peşinden koşturduğunu, saatinde kalkmadığını ve bir genç kızı her sabah rahatsız ettiğini duydum. Abi vallahi ne söyleyeceğim? Sadinaz mı şikayet etmiş? Yok, o değil. Bir kız var, hep geç kalıyor. Sadece onunla şakalaşıyorum. Kız inanılmaz koşuyor. Neredeyse otobüsü geçecek. Tamam, dert etme, ben anladım. Ama sen de bu işe bir son vermeye bak. İftira abi. O kız benim evladım gibi. Kim şikayet etmiş? Taksiciler bizim müdüre şikayet etmişler. Ben arkandayım ama sen de biraz... Sağ ol abi. Sadenaz. Efendim Lütfü abi. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Çok özür dilerim Lütfü abi. İnan bir daha geç kalmayacağım. Sabahları çok zor oluyor. İnan bana bir daha olmaz. Sen bugün ne yaptın biliyor musun? Biliyorum. Çok özür dilerim Lütfü abi. Yanlış bir şey yapmadın, üzülme. Sen ne dökülüyorsun orada? Ne? Şey ben yani... Gelin. Gelin size bir şey göstereceğim. Fazla uzun sürmez. Hadi hadi dikilme. Tamam. Yürü yürü yürü. Bakın bu çizgiyi buraya bugün ben çizdim. Bundan bir tane de 400 metre ileride var. Sen bugün bu mesafeyi tam 56.72'de geçtin. Bu ne demek biliyor musun? Neler oluyor? Üzmüyorsun ya çocukları. Yok Kenan amca. Yok canım. Hiç üzemeyeyim ben onları. Ne oluyor peki? Şu gördüğün genç kız var ya... Görebileceğin en büyük yeteneklerden biri. Bugün bu asfaltta 400 metreyi neredeyse Türkiye rekoruna yakın bir hızda koştu. Deme ya. Allah Allah. Peki ne yapmak lazım? O zaman yarışlara katılsın Lütfü abi. Ben ne diyorum sanki? Lütfü abi benim. Beni iyi dinle. Müthiş bir yeteneğin var Sadenaz. Bunu mutlaka ortaya çıkarmalısın kuzucuğum. Anlamadım ben. Ne yapmamı istiyorsunuz Lütfü abi? Koşacaksın. Hem de tüm dünyanın gözleri önünde madalyalara koşacaksın. Neyse, benim gidip kardeşlerimi almam lazım. Ben çok iyi anlamadım ama sonra bana yine anlat, olur mu Lütfü abi? Sadenaz, Sadenaz! Ne yapacaksın? Bekle! Gelme, gelme! Barış, Barış bak hemen gitmem lazım. Ne yapacağım ben? Her şeyi kaybederim o zaman. Korkmayın, arkandayım. Ne olur sen önüne binsene ha. Hadi. Benim zaten kolum kırık be. Gelme gelme. Hoş hoş. İnanamıyorum. Şuna baksana. Hoş. Oturacağız abi o zaman burada çaresiz. Ayşe. Ayşe'ye ramon gazete ya. Bas. 56-12. Gel bakalım Sadenaz. Buse'ye sen geç şöyle. Buse'nin yanına otur. Gel. Başla Buse.
Bu ne biliyor musun? Ne kafanı sallıyorsun? Ne anladın ki? Bu acayip bir durum. Senin mutlaka yarışlara katılman lazım. Ben sana bir antrenör ayarlamaya çalışıyorum. Yakında belediye koşusu var. Biz her şeyi düşündük. Biraz teknik bilgi, bol antrenman. Bence kimse karşında duramaz. Bu yarışta bir derece, sonra her şey olabilir. Ne diyorsun ha? Belki spor akademisine bile girebilirsin bu sene. Ha? Hadi cevap ver. He? Ya tamam, ben düşüneceğim. Ya neyi düşüneceksin? Bir an önce hazırlanman lazım. Düşüneceğim dedim ya. Ya düşünecek bir şey yok. Buse, düşüneceğim dedim ya. Of, of. Tamam, kusura bakmayın, hemen gidiyoruz. Aferin Sadela, aferin. Kızlar gelin, tamam. İsteyen istediği sporu yapsın, serbestsiniz. Hadi bakayım. Ama hadi bakayım, gelin. Karar verdim, koş ya. Ben de spor yapmaya çalışıyorum ya. Çok güzel ya. Ya hiç halim kalmadı. Kahretsin. İşte kağıtlar. Bunları iyice okuyup doldurman lazım. Tamam Lütfü abi. Sadenaz kaç yaşındasın sen? 17. O zaman bunu da babana imzalatacaksın. Bir şey mi oldu? Tamam, imzalatırım. Hadi sen geç kalma, git artık. Sadenaz. Bundan sonra yediklerine de dikkat etmen gerekiyor. Tamam Lütfü abi. Ben iyice kullanıyorum kardeş. Kağıt mat. Ne çeviriyor bunlar? Ne çevirecekler lan? Yanlış anlama. Biz de sana yanlış olmaz. Ama yengemizi her gün maskara ediyor bu zıpçıktı. İnin lan arabadan aşağı. Şimdi ne dedik ya? Başlatma lan. İn aşağı. Bak, yanlış yapıyorsun. Bak hala konuşuyor. İnsene lan arabadan. Vicdansız herif hayatta izin vermez. Kim? Mahmut, Sadenaz'ın babası. Niye?
Ya ilgilendi yok ki çocuklarla. Ama öyle olunca baba oluyor tabii. Derdi ne çocukla? Aslında derdi çocukla değil. Kimle? Kendisiyle. Karısı Sedat'a hamileydi. Mahmut da çalışmasını istemiyordu. Ama elde avuçta bir şey olunca ne yapsın? Hele üçüncü çocuk da yolda olunca zavallı kadın gizli gizli temizliğe gitmeye başladı. Mahmut durumu öğrenince ortalık fena karıştı. Ve o gün tartıştıklarında kadın çok ağır bir kaza geçirdi. Çocuğu zor kurtardılar ama... Anlıyorum ya. Ne oldu? Ne bileyim, aslında kötü insan değildir Mahmut. Allah kimseyi düşürmesin. Mahmut dayı, Mahmut dayı. Dayıcım nereye böyle? Kahveye gidiyorsan bırakayım. Yok, yürürüm ben. Olur mu dayıcım? Hem seninle konuşmak istediğim önemli bir mevzu var. Bak dayı, beni yanlış anlama ama... Bir daha sabahları maskaralık yapmayacaksın. Soytarı mısın sen? He? Bir daha seni otobüslerin peşinden koştuğunu görürsem, duyarsam kırarım bacaklarını. Geliyor. Lütfen elenme gari. Hadi yürü. Ha şöyle yola gel. İyi terbiye edilmiş. Bak tırıs gitmeye başlamış. Neler gebeliyorsun lan Zevzek? Sana ne oluyor lan? Sade Naz, ne oluyor? Naz mı yapıyorsun? Naz yapmıyorum. Niye koşmuyorsun? Güzelim koşsana o zaman. Koşsana. Hadi Sade koşsana. Hadi koş. Koş hadi. Lütfen. Koş. Koşmam mı istiyorsunuz? Evet koş. Herkes benden bir şey istiyor. Kimsenin bir şey sorduğu yok. Koşayım aha. Yardım ederim ya. Anam. Sade Naz. Tamam canım. Geç. Geç. Kimse senden bir şey istemeyecek. Geç. Nefret ediyorum. Kimden nefret ediyorsun? Nefret ediyorum. Kimden nefret ediyorsun? Benden mi? Ay babamdan. Tamam. Tamam. Geçti kuzum. Geçti. Bir kızım olsa senin gibi olmasını isterdim. Ne istersen yaparım. Korkma. Ben hep senin yanında olacağım. Tamam mı? Hadi. Hadi şampiyon kızım benim. Hadi. Aferin Can. Bu çok iyi. Neredeyse bir saniye geliştirdin. Meri. Yavaşladın iyice. Bu böyle olmaz ki. Hemen iki tur. Çabuk. Tülin aferin. Zeynep hemen iki tur. Sonra soyunma odalarına. Hadi bakalım marş marş. Cihan Bey. Evet. Merhaba. Ben Lütfü. Hatırladınız mı? Hani telefonda konuşmuştuk. Ha evet hatırladım. Bir kızdan bahsetmiştiniz. Evet Sade Naz. Kaç yaşında? 17 bitmek üzere. Daha önce kimlerle çalıştı? Kimse. Hiç yarışa katıldı mı? Hayır. Bakın, isminiz neydi? Lütfü. Bakın Lütfü Bey,
Ben antrenörüm. Spor hocası değilim. Ancak başarı şansı yüksek atletlerle çalışıyorum. Biliyorum atletizme başlamak için çok geç bir yaş ama... ...bu kızda doğuştan bir yetenek var. Ona bir kez olsun şans tanıyamaz mısınız? Peki. Cumartesi antrenman çıkışına gelsin bir bakalım. Yalnız fazla ümitlenmeyin. Ben hala baştaki gibi düşünüyorum. Günaydın. Günaydın kuzucuğum. Çak kız şunu. Çak. Ne bağırıyorsun ya? Şoförler de bekliyor yine. Gidiyoruz değil mi? Başka gelecek var mı? Bakın kalkıyorum ona göre. Yok yok. De hadi yürü. Eldim de geldi gari. Adınız. Ha Lütfü abi, bugün farklı bir antrenman yapacağız. Bir tane 400 metre, bir tane 300 metre, bir tane 200 metre, bir tane de 100 metre koşacağız. Aralarda da 5-6 dakika dinleneceğiz. Tamam bas. Artık cumartesiye kadar böyle çalışacağız. Bak şu kerataya, eğleniyor bizimle. Tamam Lütfü abi, yazıyorum süreyi. İyi de kaptan, her gün işe geç kalıyoruz. Çok haklısınız beyefendi ama bugün son. Bir iki gün daha geciksen ölür mü? Oldu. Olmadı zaten. Ha? Neyse haklılar. Sen yarın böyle de bu işin üstesinden gelirsin. Sen kampa yer ayırtmamış mıydın? Evet. Gitmiyor musun? Hayır. Ne yapacaksın o zaman? Sadenize yardım edeceğim. İzin aldım. Bu yaz kampa gitmeyeceğiz. Yıllık iznimi aldım. Karar verdim. Kamp için biriktirdiğimiz parayla Sadenaz'a yardım edeceğim.
Hadi. Daha tempolu hadi. Görevliyle konuştum. Üstünü soyunma odasında değiştirebilir misin? Can Bey. Merhaba. İşte size sözünü ettiğim genç yetenek. Sadenaz. Hoş geldiniz. Onlar gibi koşabileceğimi zannetmiyorum. Doğru. Çünkü sen onlardan çok daha iyisin. Hadi bak sana neler aldım. İki tane en iyisinden ayakkabı. Birini antrenmanlarda, diğerini yarışlarda giyeceksin. Bence bugün antrenman için olanı giy, diğeri hemen eskisini istemeyiz. Daha çok yarışacaksın. Benim onlar kadar iyi olduğuma emin misin? Adım gibi eminim. Sen onları cebinden çıkarırsın. Hadi yerlerinize. Dikkat. Aslında şimdiye kadar hiç koşmamış biri için fena değil ama çok geç. Bu yaştan sonra imkansız. Aptal herif, sen önce kendi poponu kaldır be. Ayaklarım çok acıyor. Aptal herif. Lütfü Bey, lütfen çocuğun kafasını karıştırmayın bir şey. Sen ne diyorsun be? Ah ulan ah! Lütfü abi birazcık dursak. Sade bana söz ver. Bu işin peşini bırakmayacaksın. O herife gününü göstereceğiz. Senin antrenöre ihtiyacın yok. Seni ben çalıştırırım. Ben vazgeçtim. Neden vazgeçtin? Ben artık koşamayacağım. Abla, ne? Abla, dur. Bir dakika, yok bir şey yok. Abla. Gel şöyle. Abla, iyi mi? Merhaba. Günaydın çocuklar. Günaydın Lütfü abi. Günaydın Lütfü abi. Sabahları seni çok arıyoruz. Sade, biraz konuşabilir miyiz? Sana belediye yarışları için kağıt aldım. Hayır Lütfü abi. Bu kadar kolay pes edemezsin. Bak bu yarışa katıl. Eğer başaramazsan bir daha sözünü bile etmem sana. Hayır ben... Saçmalama. Her şey açık ortada. Ayağındaki yaralar yüzünden koşamadın. Ama hayır. Buse sen ne düşünüyorsun? Ben... Yani Sade istemiyorsa belki biz yanılmış olabiliriz. Buse sen bari yapma.
Günaydın Mehmet. Günaydın Lütfü abi. Hayırdır, izinde değil misin? Bir işim var da. Bir an önce geri dön abi. İki günde delirdik vallahi bu hatta. Alışırsın, alışırsın. Günaydın. 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 Günaydın Musa. Günaydın Lütfü abi. Şöyle geçer misin? Peki. Günaydın Sardinaz. Günaydın Lütfü abi. Ayağın nasıl? İyi, daha iyi. Seni gördüğüme sevindim. Ben de. Şşş. Herkes bize bakıyor. Ben de tam olarak bunu istiyorum zaten. Herkesin gözler önünde neden koşmak istemediğini söylemeni istiyorum. Yalvarırım Lütfü abi, yapma. Ne çağırıyorsun kalem kafa? Satı abla, bak zaten az ne diyor. Ha? Ne diyor? Sen niye gülüyorsun cimgöz? Neden koşmak istemediğini söylemeni istiyorum. Korkuyorum, tamam mı? Herkesin benimle dalga geçmesinden korkuyorum. Neye korkuyorsun güzel kızım? Kim seninle eğlenebilir? Koşmak ayıp mı? Ha? Ne oluyor lan? Niye kimse bilmiyor? Ne oluyor lan? Niye geldi bu dallama? Hah, geliyor gördüm. Yürü Mehmet. Bütün bu insanlar sen yarışmaya katılmaya karar verinceye kadar bu otobüse binmeyeceğim. Onlar sana inanıyor. Sen de onlara inan. Benimle neden bu kadar ilgileniyorsun? Öğrenmek mi istiyorsun? Peki. Ben hayatım boyunca hiçbir şeyin peşinden tam olarak koşamadım. Başladığım her şeyi yarım bıraktığım için bu haldeyim. Halimde ne var diyebilirsin. Halimde ne yok ki? Tek düze bir işim. Berbat bir evliliğim. Üstüne çok sevmeme rağmen bir çocuğum bile yok. Ama sen hayatıma girdikten sonra her şey çok değişti. Şu insanlara bak. Sen yeteneğinle herkese ışık saçıyorsun. Her şeyinle onlara umut veriyorsun. Koş Sadenaz. Koş artık. Benim peşini bıraktığım hayat için koş artık. Tamam.
Ben mekana gidiyorum. Bir şey olursa çaktırmadan zıpla. Sen bilirsin kardeş. Sıra sendeydi, bari bir müşteri bekleseydin. Başlatma lan müşterisinden. Çok oldu mu otobüs gideri? Şimdi yakalığa varmıştım. Hadi gidelim o zaman. Acele et de yakalayalım kardeşim. İzin kağıdını hala getirmedin. Yarışlara kayıt yaptırmamız lazım. Halledeceğim lütfen abi. Bunda sıkılacak bir şey yok ki. Sen utanılacak bir şey yapmıyorsun. Abi. Abi. Ne oldu lan? Teşkilata mı geldik? Hem de ne teşkilata abicim. Gözünle görmesem inanmazdım. Ne oldu oğlum? Şu şoför var ya abi, seninkiyle ormanda o biçim abicim. Ne diyorsun lan sen ha? Katil mi diyeceksin lan beni ha? Abi valla senin ardından muhasebeci Rüstem geldi. Zıp kavakta yakaladım otobüsü. Bir baktım Sadenaz otobüsten inerek karşıya geçmiş. O zıp çıktı şoförde, karşıda taka sprintte onu bekliyor abi. Sadenaz zıpladı ince mevkiye, şap adama bir öpücük. Ne diyorsun lan sen? Yapmaz lan abi valla. Yapmaz lan öyle şey. Gebertirim lan seni, gebertirim lan. Abi takıldım, zıp peşlerindeyim. Ormanda aldılar soluğu. Yemin ederim abi, hemen yanına geldim. Vay be. Vay. Olur mu lan? Vay be. Olmaz. Bu kadar da olur mu lan? Yapılır mı lan bu? Vay be. Resmen antrenör oldum desene. Öğreniyorum. Sadenaz koşmayı, ben antrenörlüğü. Yarışlara da katılıyorsunuz değil mi? Evet ama Sadenaz'ın babasından imzalı bir kağıt alması gerekiyor. Korkuyor o zaman. Niye? Nasıl desem, adam biraz şey... Ortada bir şey yok oğlum, git sen konuş. Oğulcan hadi gel oğlum, yatalım artık. Dedeyi öpmeden mi yatacaksın? Hadi öp oğlum. İyi geceler. İyi geceler. Takma kafana. Aramız çok kötü. Kapıyı bile açmıyor artık. Burası senin evin sayılır. Sıkma canını. Geçer. Sağ ol abi.
Sade Hanım, kapıyı açar mısınız? Benim Yusuf, şoför Yusuf, taksi şoförü. Ne istiyorsun? Şoförüm dedim ya. Bak, git kapımızdan yoksa... Yoksa ne? İstersen ormana gidelim. Bakıyorum ormanı duyunca sus pus oldun. Ormanda o şoförle ne yaptığını biliyorum. Aç kapıyı, biraz konuşalım. Lütfen git Yusuf abi. El alemin adamlarıyla ormanda... Utanmıyor musun? Aşıktım. Aşıktım sana be. Aşıktım, aşıktım. Aşıktım lan. Abi, aşıktım lan. Sen. Aşıktım. Aşıktım. Ne söylediğini aşıktım. Bilmiyorsun. Yıktın ulan beni. Yıktın ulan. Yıktın beni. Yıktın. Yıktın. Şey canım. İnan hiçbir şeyde göründüğü gibi değil. Hadi git yat sen. Sadenaz ne oldu? Ben bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum. Tamam bırakalım o zaman. Anladım. Hadi toparlan gidiyoruz. Hadi baba. Yürü oğlum. Hadi gelin. Yürü gelin. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Yürü. Hadi. Yürü kızım. Ayrılma gel. Hadi gel. Hadi. Kopu da gel. Hadi. Hadi bastır. Hadi be. Dizginleme lan. Dizginleme hayvan. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Yürü. Hadi. Hadi be. Yapıyor ki. Yürü. Bende var oğlum. Var oğlum var. Yazdım. Var mısın? Üç hatta yazdım. Üç hatta. Var ya. Üç hatta yazdım. Yürü. Kemereye tamamladı koşuyor. On numaralı bol seca. Orcunu sağlam. Keşke dinleseydim. Abi dedim sana abi. Yazdım. Vay. Baba hoş gelmişsin. Ya ben de sana vuracak. Çok katlıyor. Niye ki? Usta bir çay çek babama. Abi otur. Bak yaz. Çok iyi. Sade, izin kağıdı nerede? Burada çantamda. İyi, ver onu bana. Babamla konuşmayı düşünmüyorsun değil mi abi? Aynen öyle. İyi de konu o değil ki. Konu tamamıyla o. Şimdi ver o kağıdı bana. Lütfen yapma Lütfi abi. Neler çeviriyorsun lan çakan? İlçemizin namusunu temizliyorum kardeş. İlçenin namusunu temizlemek sana mı kaldı lan? Çek git yürü gözüm görmesin seni it. Bak. Ayıp ediyorsun kardeş. Arabanın anahtarlarını da bırak. Bak. Ekmeğimle oynuyorsun. Yanlış yapıyorsun. Ne diyorsun lan? Beni tehdit mi ediyorsun? Çek git lan it anahtarı da bırak. Lütfen abi lütfen. Sakin ol bir şey olmayacak kızım dur bakalım. Lütfen. Tamam burası mı? He? Ya. Sakin ol sakin ol. Neresi sen söyle şurası mı? Lütfen. Burası mı neresi söyle. Neresi söylesene. Sadenaz. Lütfen abi. Dur dur dur.
Sadenaz. Baba, tanıştırayım. Geç şöyle, geç. Biliyorum o şerefsizin kim olduğunu. Bakın Mahmut Bey. Bir de utanmadan kapıma geliyorsun ha. Tuh. Baba lütfen yapma. Biz utanılacak bir şey yapmadık ki. İki dakika lafımı kesme de dinle. Ne dinleyeceğim lan seni ha? Kimsin lan sen? Baba yapma lütfen. Bırak lan kolumu. Tamam, tamam, tamam. Mahmut Bey, bir dakika bakın bu kağıdı ben... Dur. Ulan şerefsiz. Evli barklı adamsın. Elin bebesine göz koymaya utanmıyor musun lan ha? Ayıp. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Ağzından çıkanı kulağına duyuyorsun. Lütfen abi. Biraz baba ol be. İnsan bildik kapına geldik senin be. Lütfen abi, lütfen git yalvarırım. Git, git, git. Biraz baba ol be. Baba ol be. Lütfü abiymiş. Ulan bir daha seni kapımda görürsem kemiklerini kırarım. İç. Ne geziyorsun kız ormanlarda elin adamlarıyla ha? Cevap ver. Anneciğim. Sus. Annenin ağzını alma. Adımızı beş paralık ettim. Anneciğim. Ben şimdi anlarım. Şimdi anlarım. Neredeydi o kağıt? Anneciğim. Tuh senin suratına. Atlet don giyip milletin önünde koşup adımızı beş paralık edeceksin değil mi? He? Bir daha seni o adamla görürsem kızım mızım demem kırarım bacaklarını. Kesirlamayın. Git okuldan çocukları al gel çabuk. Çabuk. Allah Allah. Bak şunun yaptığına ya. Ne biçim bir dünyada yaşıyoruz? Bu nasıl baba? Bunlar nasıl insanlar? Tamam üzülme, boş ver değmez. Bırak Lütfü'yü ya. Anlamadan dinlemeden olur mu Kenan abi? Yazık değil mi şu kızcağıza? Hayda. Bu niye geldi şimdi? Anlaş şoför. Ne işin vardı Sadenaz'la ormanda? Sana ne? Bak insan gibi konuşmaya geldim. Malum. Ne malum? Lafı geveleyip durmasana. Aşığım desene. Bak abicim biraz... Ne birazı? Sırılsıklama aşıksın. Ya Yusuf, yanlış bir şey yapsalar ben bu adamla burada oturup konuşur muyum? Aklın kesiyor mu bunu? O zaman ne yapıyorlar Kenan abi? Antrenman yapıyorlar. Sadenaz'ın yarışlara katılması için antrenman yapıyorlar. Ben antrenman mantrenman anlamam. Yanlış kardeşim. Uzaklaş kardeşim Sadenaz'ın peşinden. Bak Yusuf, iyi niyetli bir delikanlıya benziyorsun. Onun için bir şey yapmak istiyorsan yardım etmelisin. İyi niyetli bir insan değilim ben. Sana son kez söylüyorum. Düş Sadenaz'ın yakasından, yoksa karışmama. Delikanlı. Canım üzülme boşuna. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Ona inat katılacağım yarışlara. Yarışlar ne zaman? 2 gün kaldı. E izin kağıdı? Bugüne kadar bütün karneleri ben imzaladım. Bunu da ben imzalarım artık. Sonra diskalifiye etmesinler seni. Bilmiyorum. Atlayacak mısın? Hadi atla, ne duruyorsun? Varlığın yokluğundan beter zaten. Benim suçumdu Kenan. Her şey benim yüzümden oldu. Tamam, senin yüzünden oldu. Atla o zaman. Neyi değiştirecek ki bu? Sen kimseyi öldürmedin Namık. Bırak artık kendini de çocuklara da durmadan işkence etmeyi. Ne o? Şimdi de çocuk gibi ağlayacak mısın? Sen ne biçim bir adam oldun abi? Onsuz olmuyor Kenan. Tamam, sus artık, tamam. Bak madem o kadar çok seviyordun, yadigarların da kıymetini bil. Öyle itin kopun lafını hareket etmeyi de bırak artık. Bak yine yanlış bir şey yapıyorsun. Hadi git şimdi.
Gerçekleri görmeye çalışmıyoruz. Hadi. Tamam. ...36, 37, 38... Aferin. ...39... Ha gayret. ...40, 41... ...42... Ya Lütfü Bey. ...43... Ya okula doğru düz gelmiyor ki. ...46, 47, 48, 49, 50... Ya öyle erkek gibi? 52, aman hadi yürüyün 53, kızlar. Bugünlük bu kadar yeter. 55, fazla yorulmaman lazım. Yarın yarış var. Tabii tabii. Haklı. Hadi sen git iyice dinlen. Ben müdürden senin için izin alırım, tamam mı? Size de çok teşekkür ederiz öğretmenim. Sağ olun. Rica ederim. Görevimiz, biz yarın okulacak yarışlardayız. Moral vermek lazım değil sağ mi? Sağ olun. Arkadaşlar siz de sağ olun. Sadenaz. Nereye böyle sabah sabah? Parka. Ne var o çantada? Hiç. Ver bakayım şunu. Baba. Ver. Bana sakın bir daha yalan söyleme. Ben senin babanım. Ne biçim babasın sen? Bulaşıklarını, çamaşırlarını ben yıkıyorum. Yemeklerini ben yapıyorum. Hatta diğer çocuklarına bile ben bakıyorum. Nasıl babalık bu? Sadenaz. Sus. Bıktık artık senden. Bizimle iki kelime ettiğin yok. Ne haldeyiz diye sormuyorsun. Doğruyu söylememi istiyor musun? Yarışlara gidiyorum. Beni engellemeye kalkarsan pişman olursun. Keşke ben alsaydım onu. Korkma abi, gelir birazdan. Hep geç kalıyor şu kız. Bir türlü öğretemedim geç kalmamayı. Büyük antrenör iş başında bakıyor. Rıdvik abi hoş geldin. Ne kadar şoför varsa hepsini getirdim. İnleteceğiz sahi. Aman abi eksik olmayın. Kızımız nerede? Biz de onu bekliyoruz. Şey. Git sor bakalım bunların burada ne işi var? Tamam abi. Neyse, yarıştan sonra görüşürüz. Abi kusura bakma, inan ne yaptım farkında değilim. Tamam, sen tam antrenör olmuşsun, hadi. Sağ ol abi, sağ ol, sağ ol. Antrenman olsun diye onlar da yarışıyorlarmış abi. Olimpiyatlara mı geldik? Millilerin burada ne işi var?
Vallahi kurallara aykırı değilmiş. Gel kız buraya. Sürtük. Senin yüzünden. Her şey senin yüzünden. Çekil yolumdan be! Yüzük! Ulan çoklu. Ulan şerefsiz. Öldüreyim mi lan seni? Ha? Bir karı yüzünden ekmeğimle oynadın. Adam mısın lan sen? Ya. Tamam ya bırak. Yalan mı lan? Her gece onun kapısında rontayız. Yusuf abi. Ekmeğimle tamam. Oynamaya değer mi lan? Hı? Ulan onun rontçısı sendin değil mi pislik? Yusuf abi. Ne sanıyorsun lan sen kendini? Abi bırak, bırak ya. Baba parasıyla adam mı oldun lan? Öldüreceğim lan seni. Yeter lan ha. Giydirmem lan sana kendimi. Bunun hesabını soracağım lan senden. Öldün lan sen. Öldün sen. Aciz abi yapma ya. Bana bak, bir daha karşıma çıkma, acımam. Abi, tamam, tamam. Sakin ol abi, sarhoş. Hadi lan! Abi ne yaptın ya? Tayfun, Tayfun. Yanlış bizde Mahmut Baba. Çok önceleri fark edip o serseriye dur demem gerekirdi. Hadi seni bırakayım gidelim. Nihayet. Nerede kaldın? Nerede kaldın? Çok korktum gelmeyeceksin diye Buse çocuklara. Tamam abi. Evde biraz problem çıktı. Babam ablama vurdu. Şşt. Yok bana bir şey olmadı. İyi misin? Koşmak istemiyorsan anlarım. Yok. Her zamankinden çok istiyorum. Neyse. Aman bana da musallat ettin şu lafı. Hadi git sen git üstünü değiştir. Hadi, hadi çabuk ol. Sağ ol. Eyvallah. Thank you.
Herhalde şimdi ateşli bir konuşma yapmam gerekiyor. Baksana bütün antrenörler konuşuyorlar. Evet Lütfü abi. İyi. O zaman başlıyorum. Yarış ve taktiklerle ilgili sana pek çok şey söyleyebileceğimi sanmıyorum ama... ...bir iki çift laf edebilirim sanırım. Seni kandırmak istemiyorum. Bugün burada geçilebilirsin. Sahada senin gibi bir sürü yetenekli genç var. Ama onlardan hiçbirinin... ...senin kadar dayanıklı ve sevgi dolu olduğuna inanmıyorum. Onlardan birinin bile... ...senin yaşadıklarını yaşayıp... ...şu pistte adım atabileceklerini sanmam. O yüzden bugün burada ne olursa olsun... ...benim için gerçek şampiyon sensin. Seninle nasıl gurur duyduğumu anlatamam. Şimdi geç oraya... ...ve koşmak neymiş herkese göster. Hadi kızım, hadi.
biliyorum. Öyle okumuş, ağamşan bir adam değil. Yaptıklarından hiç anlamam. Sana yakışır mıyım bilmiyorum ama seni bir ömür boyu sevecek yüreğim var. Al, senindir. İster kır, ister sakla. Bunun seninle ilgisi yok. Farkında değil misin? Benim kimseyi görecek halim yok. Tebrik ederim. Canım, canım. Bugün seni sahada görünce bir yabancı gibi olmak. Sana her baktığımda anneni görmek. Baba bak. Ablam ne kazandı? Yeterim artık. Benim Fransız. Ya. Tamam tamam, kavga etmek yok, kavga etmek yok. Ablanız size daha ne ödüller ne madalyalar kazanacak. Gel bakayım. Bir de buradan. Sen de. Sadece.